Eskiden buradan yolculara göre buraya Çamlık vardı eskiden. Orada mola veriyor. İşte denizli bilmem nasıl nereden gelen bilmem nereden gelen. Sen denizli komple tozunu ödülüyor. O da bir sürü 20 dakika mola vermişti. Hepiniz yerine kullanır. Yemeği yiyorlar abi. 20 dakika geçiyor. Hiç arabaya gelen yok. Denizlerden gelen yok. Kızım şuna bu adam bir konuştu. Kızım sen bu işi becerip çekil diyor adam mağabeyinize. Lan deniz yolcuları. Yemin olsun İngilizce şart olsun gidiyorsun ya diyor. Kalın lan burada geberin lan hiç bana ne nasıl. Gittim diye. Abi hepsi doğru kalıyorlar. Yani işi anladık mı mantığında. Hayat hikayesi nereden başlasam bilmiyorum ki. Benim hayatım roman değil de hikaye. Yani kitapta yazdığımıza göre hikaye. Enteresan bir hayat. 46 yaşındaki bir annenin, 61 yaşındaki bir babanın oğlu olarak, tek oğlu olarak doğmuşum. Ki oğlan olsun diye çok uğraşmışlar. Sonraktan ben gibi manyağı ortaya çıkarmışlar. Oradan başlamış zaten şey manyaklık. 4 kızım, ablam var. Arada 3 tane oğlan ölmüş. Onlar bağın gölgesinde, işte İde'nin dalının dibinde anam doğurken oğlanlar ölmüş. İlk defa annem devlet hastanesiyle tanışmış o zamanlar. Belki bu oğlan olur diye getirmişler. Anam da bunlar öldü deyince adımı doktor vermiş zaten Yaşar. Yaşasın diye. O gün yaşamışız, o gün başlamışız. İlkokula kaydı kendim gittim, ortaokula kaydım kendim, İzmir kazandım. Annem biri oyun bir oğluna göç. Uzatmayayım, Çar Lisesi'ni bitirdim, oradan karar okulunu kazandım. İşte yemin etmeden idealimde ilkokulda öğretmen ne olacaksın diye sorardı bana. Ben milletvekili olacağım dedim. Nereden bilmiyorum ama nereden düştü bana bu Cemre. Onu da bilmiyorum ha. Valla oradan Hacettepe kazandığımı gördüm ama köyden 500 kişi uğurladı. Kenan Evren olur bu diye. General olur diye oradan bir girdim. Ama aklım fikrim Hacettepe'di çünkü ben sivil bir dünya istiyorum. Hastane müdürlüğünü bitirdim. Hacettepe Sağlık İdaresi üyesi. Geceleri yine okudum. Niye gidiyorsun manyak mısın? Evet ben manyağım dedim ya. Bir diploma daha alsam zarar mı göreceksin? Kiyle. İki üniversiteyi aynı anda okudum. Tabii geceleri de onu gittim. Bizim arkadaşlar gitmedi. Ne olacak ne işe? Belki bir gün işe yarar dedim. Ki yaradı zaten. İleride göreceksiniz. Hangi bölümleri okudunuz aynı anda? Aynı anda. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu. Hacettepe Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Öğretmenliği aldım. Hatta İstanbul Üniversitesi yüksek lisans bile yaptım. Futbol hakemliğinin zirvesindeydim. Erman Torun'la maçlara çıktım. Çok iyi bir hakemdim. İdealdim. Ama nasıl olduysa İstanbul Sağlık Bakanlığı bana bir söz verdi. İstanbul'a tayini yapacağız diye. Git yerleştirdi. Vallahi gittim yerleştim ya. Ama bir tayin geldi abi. Şeye Erdoğan'a devlet hastanesine şok oldum. Babama sordum. Baba ne işleyeceğiz ya biz? Babam dedi ki oğlum para bitti. Neresen para kazanacağız sonra git. Ben idare edemem seni. Mecburen hakemliği bıraktık. Yüksek lisansı bırak. Bırakmayın arkadaşım şu anda profesör. Biliyor musun? İstanbul Üniversitesi. O bırakmayın. İki kişi kazanmıştık zaten. Kafam almadı. Onay hastane müdürlüğü yaptım da ondan sonra maçlara da çıkamadım. İşte buz gibi de nasıl mı hakemlik? -30'da hakemlik mi var arkadaş ya? Karslı hakemlik. Bu adam Gani ile getiriyor zaten hastaneye hastayı. Oradan da askere gittim. Askerlikte bir sıcak yere gideyim diye uğraştım. Hani soğuğa gitmeyip pek canım istemedi de. Son hafta bir gazete gördüm. Bir oradan form doldurmuşum. Aldılar beni askerlik bitimi. Hadi bakalım ilaç firması. 9 sene ilaçta çalıştım. Arada bir partinin bilmem nesine girdim. İşte belediye başkan adayı oldum. Bir daha oldum. Beni seçelim ya. Bu kadar dürüst adamlar yer vermiyor ki bu millet. Sadece gerçekleri ve sadece gerçekleri. Orijinal şeyleri söyledim. Hiç 300 zabıt alacağım demedim. Şunu vaat etmedim. Ha geçen gün bir bizim köylü bir hanım bir garı deyince ama ayıp oldu şimdi. Öyle demeyelim de. Allah razı olsun oğlum dedi ben. Ne zaman dedi. 18 yıl sonra dedi. Senin dedi hala kullandığın firisti kullanayım telefon rehberi. Telefon rehberi basmış şimdi onu hala kullanıyormuş. Kadının birisi gibi Allah razı olsun oğlum dedi. Niye? Önlük basmış. Bu kadar yapabilmişim imkanım bu kadar da. Kimse ben 300 zabıt olacağım demedim. Kur'an-ı Kerim'i bastırmadım. Yemin olsun dedim para vermedim şu bu vermedim. Kısaca özetini söyleyeyim abi. Ben millete balık tutmayı öğreteceğim dedim. Yok dedi millet. Biz balığı hazır yiyeceğiz dedi. Öbür adayla hazır verdi balığı. Millet yedi. Hala yiyoruz abi. Türkiye hala tüketici. Siz vermediniz için mi seçilemediniz? Ya ben de seçim olmaz. Bu kadar dürüst adamı seçmiyor ki bu halk. Bu halk esasında ne yapıyor biliyor musun? Abi bana göre seçmenden, belediye başkanından, milletvekilinden hiçbir suçu yok. Onu halk bozuyor. Vatandaş bozuyor. Benim oğlanı katmazsan seni oy vermeyen. Benim bunu yapmazsan seni oy vermeyen. Benim... Ya niye şart koşuyorsun sen adam? Adam bozuluyor her zamanla. Kazanacaksın diye ona da tamam buna. Ya 300 tane zabıt alınır mı belediye bir akşam? Alacağı bir kişi ya. Yani demek ki 299 yalan. Peki. Mezuniyetten sonra, ilaç meslekten sonra neler yaptınız? Bir market işiniz oldu galiba. Ya market zaten baba mesleği bizim. Peynircilik babadan geliyor. 1950'lerde babam da ilk belediye başkanı. Bir euro da kaybı yapmış. O da bek dürüstmüş.
Anam var ya, paraları var ya, sacın altına çok yakmış. Anama para da bir iman edemiyor. Ekmek ederken bir atıyor abi zamanlar yufka bitsin diye. Oradan anamı bu paralar gidiyor. Akşam üstü bir bakıyor eşek ola eşek paraları yakmışsın. Cavur o da bu anam da bir tuhaftı ama. Kara cahil deme. Ben ne bileyim diye attık diye. Söyleseydin adam gibi beni emanet etmezdi. Ağaydı bu bilmem neydi ama Bağkur maaşı olmasa aç kalıyordu adam. Bak yemin olsun bak Bağkur maaşı olmasa. O kadar dürüst o da. İlk otobüsü getirmiş değirmenleri yapmış lan ki. Devlet su işlerinde. Yol su elektrisinde vekilliğe yol yapmış. Orada su değirmenleri. Abi gazlar getirmiş. Ördekler getirmiş. Millet dağdan yumurta toplamış abi. Ördekleri koyuyormuş yayılsın. Ona da dağa bir yayılmış. Böyle bir adam. Tuhaf bir adam. Hani 20'ler birliği açmış. Denize ilk otobüs 1950'lerde getirmiş. 20 kişi ortak olmuş. Bir kafiye dizmişler. Babam kabakçı. Lakabı. Onu da belki bir gün sorarsınız. Kabakçı kabağını satacak. Hacı Sadep kırılan yerlerini çakacak. Hacı Morlamat karşıdan bakacak. Hacı Beşir Mehmet'in avan kalkını kalkacak. Yani 20'ler birliği ya. 20 kişilik kafiye olmuş. O adamın oğluyum ben. Bugün Hisar Mandıra Deniz'deki o marka vermiş gibi olayım ama o yoğurtlar, peynirler ne yapıyormuş biliyor musun? Köyden iyi de üzüm alıyor, çürük üzümü veya şunu bunu iyi de alıyor. Van Başkale'ye gidiyor, oradan kuru peynir alıyor, getiriyor. Depoluyor. Bizim ev hatta depodur bizim eve kaldığımız. Ne kadar sürdü bu market işiniz? Benim? Abi 2008'de iflas ettim. Bu kadar dürüst adamı iflas ettirmezler mi ya? Abi... ya adam geliyor 50 lira para istiyor, borç istiyor, veriyorum 50'yi getirmediğim zaman adam teşekkür ediyorum. 50 adammış, oh kurtulduk diyorum. Halbuki 50 getirse 500 istese benden 500 vereceğim, oh diyorum. O 10'luk adam, bu 20'lik adam, bu 2 aylık adam bile var abi. Bu ülkenin hale gelmiş ya, bu kadar çıkarcı olunur mu ya, bu kadar tüketici olunur mu? Şimdi gençlere bakıyorum da ben dır ellerini cep telefonu, 3 milyarlık 2 milyarlık ya, ben cep telefonuna karşı bir adamın daha mecbur aldım okul WhatsApp mıdır nedir ondan dediler, yemin olsun bilmiyorum hala WhatsApp atmıyor. Peki kendinize bir çifte diplomalı manyak ismini taktınız. Bu çok tutuldu. Ne diyeceksiniz? Ya tutulacak diye bir şey yok ki. Bunda bir şey yok. Nereden çıktı bu çifte diplomalı manyak? Ya normal Türklerden farklı düşünüyorum. Tek fark bu. Her konuda farklı düşünüyorum. Farklı analiz ediyorum. Beynimi yoruyorum. Abi ben 4 sefer Kur'an-ı Kerim okudum. Tevrat, Zebur, İncil'i okudum. Anlatabildim mi? 2 tane fakülte bitirdim diyorum bak. Türkiye'de gezmediğim yer yok. 3 sefer seçime girdim. 5 yıl psikoloji derslerine girdim. Hastaneye girdim. Daha ne istiyorsun abi? Bu manyaklık buradan geliyor işte. Yetiştirmiş kendini cavur. Vallahi bak. Peki internette bir röportajınızda o kadar çok izlendiniz ki. Ne diyeceksiniz? Ya ben bir şey demeyeceğim. Ben yeğenime kanser, ablam da kanser, annesi de kanserden öldü. Manavgat'ta oturuyor. 30 yıldır fakirdir yeğenim orada. İşte onu ziyarete gittim. Geçerken oradan sırtımda torba da var biliyorsun. İşte oradan kitap aldım. Geçerken bir baktım. Beni de konuşturacaksınız mı dedim. Spontan abi benim hayatım bu. Yaşamım bu. Ben bir şey konuşmaya için konuşmuyorum ki. Benim hayatım bu. 6 yaştan beri ben böyleyim. İşte hiç ders çalışmam, okul bilmiyorsun. Eşek dayanı yiyorum ilkokulda, ortaokulda, lisede. Niye? En iyi istesen, en puştu desin. Kızdan cebine mektup koyuyorsun. Abi bitmiş. İnsanlık bitmiş. Aşk bitmiş. Dürüstlük bitmiş. Hani dürüstlük erdem gibi sayılıyor ama... Ya dürüst erdem olur mu? İnsanın görevi dürüstlük zaten. Ama dürüst adam kalmamış. Kalmamış abi. Doğal konuşmanız mı? Fenomen haline geldiniz. Yok, bundan dolayı. Ya. Yok abi ya. Şimdi bak benim Hacettepe Yıldız'ın al gel. Orada da aynısını yazıyor. İşte bilmem ne yer argolu kelimeler şunlar bunlar. Hiç şivemi değiştirmedim ki ben. Orijinal Denizli. Ya ben ne yapayım ya değiştirip de. Ben böyle anlaşıyor mu? Ben böyle mutlu muyum? Ha ben Zeki Müren Türkçesini de kullanabilirim. O ne demek? Orijinal İstanbul Türkçesi. Ben bundan mutluyum ama ya. Hani... Öyle bir program gelir ki mesela akademisyenler sınıfta da bunu mu kullanıyordun? Hayır. Orada Zeki Müren dedim, o İstanbul Türkçesini kullanıyordun dersin. Ama yanları var ya adam ara sıra millet uyuyor öğrenciler değil mi? Bizim bu Türkçeden bir parça patla diyordun, bir türkü patla diyordun veya bir şeyler anladı var dedim çalca mulca. İşte orla burla bizim oluyor gari de hadi bilmem ne dedi. Tak tak çocuklar uyanı var ya işte derse devam et gari. Ne kadar iyi ya. Müfredatı uyguluyorsan hepsi uyuyor çocuklar. Herkes sizi paylaşıyor internette, sosyal medyada herkes sizin bu röportajınızı, konuşmalarınızı paylaşıyor. Aha teşekkür ederim de bununla bir şey yok, orijinal bir şey de yok bunda. Ben tamamen doğal, spontan gelişen, yine diyeyim yoldan geçiyorum. İnsanlar susamış abi, niye susamış? Dürüstlüğe susamış, valla. Dobralığa susamış, susamış abi. Ben bunu görüyorum, benim analizim ettiğim sonuç bu. İnsanlar böyle mert, her şeyi ortaya koyuyor bilen. Ne diyeyim, bağırsaktan konuşmayan, ciğerden konuşan adam arıyor. Ben bunu görüyorum. Ben bunu gördüm. İnsanlar bundan beğendi beni. Yok ki. Herkes bağırsaktan konuşuyor. İnce bağırsaktan, kalın bağırsaktan konuşuyor. Atıya tutuyor yani, anladın mı? Hani diyorum ya ben Türkler konuşurken pencereler açıp patlar yalandan diye. Ben hayatım hiç yalan söylemeyi bilmem ki. Beceremem ki. Yalanı sevmem ki. Kayıhan'a dedi.